Aşk-ı Memnu. Birinci Bölüm. Yazan Halit Ziya Uşaklıgil. Radyoya uygulayan Sevgi Küçükay. Reji Ahmet Evintan. Efekt Ertuğrul İmer. Bu bölümde oynayanlar: Firdevs Macide Tanır, Bihter Meral Gözendor, Peyker Serpil Uzman, Nihat Bey, Ertan Savaşçı, Nihal Işık Yenersu, Adnan Bey Erol Kardeseci, Mildo Korton Hepşen Akar, Behlül Umran Uzman, Bülent Köksal Engür, Beşir Mustafa Şekercioğlu. Adnan Bey de artık adet oldu. Her çıkışta onun sandalıyla karşılaşıyoruz, değil mi Bihter? Bilmem. Sen ne dersin Peyker? Adnan Bey değil mi o? Evet. Bugün çocuklarını yanına almamış. Ama ne güzel çocuklar onlar. Hele oğlan yumuk yumuk gözleriyle bir bakışı var, öyle tatlı ki. Kız annesine çekmiş olmalı. Adnan Bey'in hanımını tanır mıydınız anne? Ne tuhaf bir bakışı var bu Adnan Bey'in. Israr eden bir bakış. Ne zaman gözlerimiz karşılaşsa buraya bakarken görüyorum. Evet evet, gözlerini bilhassa Bihter'den ayırmıyor. İnmene yardım edeyim. Elini verir misin Peker? Önce anneminsin de. Oh. Adımlarım öyle ağırlaştı ki. Tabii bebek seni yoruyor biraz. Tatlı bir yorgunluk bu. Hoşlanıyorum. Anne olmaya yaklaşmak sevindiriyor seni. Çok mesudum Bihter. Bak anneme, bizi beklemedi. Önden gidiverdi. Sanki bir yere yetişecekmiş gibi. Geldik. Bak ev göründü işte. Bihter? Hı-hı. O penceredeki enişten değil mi? Evet o. Gördü bizi. Hem bir fevkaladelik var eniştemde. Bak nasıl gülüyor. Neden öyle gülüyorsunuz? Ne var Nihat Bey? bir şey yok. Hiçbir şey yok. Canım, bir şey olmasa böyle uzaklardan gülmezsiniz. İçeri girin de anlatayım. Büyük bir haber. Sizi dinliyoruz enişte. Neymiş büyük haber? Evet, çok merak ettim. Geldiniz mi? Nedir bu telaşınız? Böyle ne haberiymiş? Bihter gelin oluyor. Alay ediyorsunuz. Biraz evvel, henüz yarım saat oldu olmadı, burada bir evlenme teklifi yapıldı. Ben de hepinize, hususiyle Bihter'e bildiriyorum bunu. Kim bu adam? Peki kimmiş bu? Adnan Bey. Adnan Bey? Demin sandalda gördüğümüz. Kendi sandalıyla bizi takip ederken eve de görücü göndermiş. Ben de pek ciddi bir şey sanmıştım. Annemin hiç hoşuna gitmedi. Benden sonra Bihter'in evlenecek olması onu kızdırdı. İşte yeni bir anlaşmazlık da. Doğru mu söylüyorsunuz bey? Bihter meraklanıyor. Siz anneme bakmayın canım. Niçin meraklanayım? Siz de bir tuhaf konuşuyorsunuz. Elbette doğru söylüyorum. Güzel ama ya çocuklar? Bihter 22 yaşındaki çocuğu veren ne mi olacak? Çocuklar evet. Evet, onlardan da bahsedildi. Küçük oğlan bu sene mektebe gidecekmiş. Kıza gelince 12'sini geçiyor. Birkaç seneye kadar o da evlenmiş olacak. O zaman güzel yalı Bihter'e kalacak. Hatta bir dakika benimle gelir misiniz Peyker? Adnan Bey. Neden olmasın? Adnan Bey meselesine ehemmiyet vermediniz kayınvalide hanım. Ehemmiyet verecek bir şey değildi. Evvela yaşları uygun değil. Bihter henüz 22 yaşında. Adnan Bey ise 50'sinde. Sonra iki de çocuğu var. Öyle ama. Rica ederim, bu bahsi kapatalım, sonra konuşuruz. Niçin şimdi değil? Bu gece bu meseleyi bir karara bağlamazsak sabaha kadar uyuyamayacağım. Benim yemek işim tamam. Biraz çıkıp hava alacağım. Ben de size refakat ediyorum anne.
Şeyhin işine gidiyorsunuz değil mi? Anne. Niçin Adnan Bey meselesine ehemmiyet vermediniz? Sebebini biraz evvel yanında söylemiştim zannederim. Evet, fakat onlar, sizin gösterdiğiniz sebepler o kadar hafif şeyler ki, bu evlenmeye muvafakat etmemeniz için bilmem kifayet eder mi? Seni bu evlenmeye pek hevesli görüyorum Bihter. Evet, çünkü daha iyi bir fırsat çıkabileceğini zannetmiyorum. Peyker'in bir Nihat Bey'i zorla bulabildiğini pek iyi hatırlarsınız. Şimdiye kadar benim için size bir müracaat olduğunu da bilmiyorum. Mutlaka gelin olmak için bu kadar acele ettiğini bana söylemiş olsaydın. Oh anne, 22 yaşında bir kız ilk defa kabul edebilecek bir evlenme teklifi alır da reyini söylerse acele etmiş olmaz zannederim. Fakat kabahat kendinin olmadığı halde kim bilir nasıl sebeplerle evlenmekten ümidini kesen bir kız. Ne zamandan beri kızlar anneleriyle evlenme bahsinde böyle serbest serbest konuşmaya başladılar? Anneler anlaşılmayacak sebeplerle kızların evlenmesine mani olduklarından beri. Benimle ne biçim konuşuyorsun? Seni iyi terbiye ettiğimi sanıyordum. Bunu terbiye noksanlığında aramayın. Sizi sevemiyorum anne. Hürmet edemiyorum. Bu hisleri uyandıramamışsınız çocuklarınızda. Hiçbir zaman söylemek istemediğim şeyleri söylettiniz bana işte. Adnan Bey'in teklifine niçin muhalefet ettiğinizi biliyor musunuz? Yaşıyla çocukları için mi yalnız? Ablam evlenirken eniştem de 50 yaşında mıydı? Çocukları mı vardı? Bugün bana yapmak istediğiniz şeyi o gün Peyker'e yapmıştınız. Sonunda yenildiniz. Gene yenileceksiniz. Ama bu seferki size daha acı geliyor çünkü... Çünkü? İlle işitmek istiyorsunuz öyle mi? Söyleyin öyleyse. Şimdi ben bu evde birisini bilirim ki eğer Adnan Bey onu istemiş olsaydı... Evet. Onu istemiş olsaydı koşacaktı. Sevincinden çıldıracak koşacaktı. Baba, siz bizden evvel dönmüşsünüz. Henüz dönmüştüm kızım. Siz bizi başınızdan savar kaçarsınız öyle mi? Çıkacağınızı niçin bize söylemediniz? Oh, benim sevgili Beşir'im bana hepsini haber verdi. Ya demek öyle. Ama biz çok eğlendik. Matmazel bize öyle komik hikayeler anlattı ki gülmekten bayıldık. Hmm. Hele Bülent çok güldü. Bahçede herkes bize baktı. Say baba, nereye gittiniz biz yokken? Hiç kızım. Kalendere kadar şöyle bir uzanmıştım. Değil işte. Nihal, kızım... beni seviyorsun değil mi çocuğum? Elbette baba. Buna güvenerek bir şey söyleyeceğim sana. Bana vaat et ki kabul edecek, itiraz etmeyeceksin. Hı? Peki. Evladım. Biliyorsun ki... Babacığım ne oluyor size bugün? Yine Behlül'le Bülent koşmaca oynuyorlar galiba. Evet zannederim. Bütün gün yoruldu çocuk. Gideyim söyleyeyim de bıraksınlar artık. Söyleyemeyeceğim. Başka bir yol bulmalı. Nihal! Kızım! Mürebbiyene haber verir misin? Kendisiyle görüşmek istiyorum. Buraya gelsin biraz. Olur babacığım. Benimle görüşmek istemişsiniz beyefendi. Bonsuvar matmazel. Evet, çok ciddi bir mevzuda görüşmek istiyorum sizinle. Oh, meraklandım. Yardımınıza muhtacım matmazel. Nihal ve Bülent için. Evet. Ben evlenmeye karar verdim. Ne? Ya, demek böyle. Çok şaşırdınız. Hiç mümkün olmayacak bir şey mi bu? Yok, hayır değil ama... Çocuklar, bilhassa Nihal'in size ne derece düşkün olduğunu, annesi öldükten sonra onu nasıl sevgi ve şefkatle avuttuğunuzu, büyüttüğünüzü düşündüm de... Matmazel beni üzüyorsunuz. Nihal artık büyüdü, hem ben gene bu evdeyim. O da bana eskisi kadar yakın. Affedersiniz, işinize karışmak veyahut da sizi üzmek istemedim. Yalnız öyle hakikatler vardır ki söylemeden olmaz. Bu sebeple benim evlenmeme mi lazım yani? Siz münasip görmüyor musunuz bunu? Benim fikrim sizin için mühim mi efendim? Tabii, çocuklarımın çok yakını olarak böyle bir mevzuda pek tabii size soracağım matmazel. Size saadetler temenni ederim beyefendi. Yalnız küçüklüğünden beri kendi kızımmış gibi, kendi oğlummuş gibi sevdiğim çocuklarınızın hatırı için size bir tavsiyede bulunmamı affedin. Evet.
Estağfurullah, estağfurullah, sizi dinliyorum. Yeni hanımınız bu eve geldikten sonra Nihal'e karşı çok dikkatli olmanızı rica edecektim. Ah, merak etmeyiniz matmazel. Ona muamelemde bir değişiklik olmayacaktır, inanın bana. Teşekkür ederim efendim. Ben de size asıl söylemek istediğim, rica edeceğim şeyi söyleyeyim şimdi. Buyurun efendim. Ben bu eve bir hanım, yeni bir anne geleceğini bir türlü söyleyemedim çocuklara. Bilhassa Nihal'e. Siz söyler misiniz? Rica etsem sizden. Peki efendim. Çok zor ama istediğinizi yerine getireceğim. Ben beceremedim. Ha, matmazel, kızıma söylerken de ondan izin istediğimi de ihsas ediniz, olur mu? Pekala efendim. Müsaadenizle gidebilir miyim? Sizin bu mevzunun halli için göstereceğiniz maharete inanıyorum. Güle güle matmazel, güle güle. Evet Nihal Hanım. Niçin yüzüme bakmadan cevap veriyorsunuz? Dargın değil mi sizinle küçük hanım? Sahi unutmuştum. Dün akşam darılmıştık değil mi? İstersen dışarı çıkayım. Bu çerçevenin de hiç aralığı yok. Biraz daha zorlarsam cam kırılacak. Bu tabüyü nereye asmalı şimdi? Nihal. Bak sana bir şey diyeceğim. Sen benimle neden dargın duramazsın biliyor musun? Neden? Çünkü dargın olsa kavga edemeyeceksin. Kavga edebilmemiz için de önce barışmamız lazım geliyor. Bak bunda yanıldın işte. Asıl sebebini ben söyleyeyim mi? Hı-hı. Sen bugün İstanbul'a ineceksin. Benim sana ısmarlayacağım şeyler var. İşte barışmak için âlâ bir sebep. İmkanı yok. Başkasına söyle bu siparişlerini sen. Hem bugün... ya dur. Önce çantanı göster bakayım. Ne kadar param var bakayım. İşte buyurunuz bakalım, bir saygısızlık. Hiç de değil. Ben şimdi ücret almadan hiçbir iş görmüyorum. Ama bugün bana o kadar çok şey lazım ki. İpek alınacak bir. Bülent makasımı ikiye bölüp beline hançer yapmış. Yeni bir makas alınacak iki. Hele Beşir ne zamandır istiyor? Kırmızı bir fes, mavi bir püskül üç. Oho, senin paran bunlara yetişmez ki. Evvela babana kadar gider paralarını tamamlarsın, anlıyor musun? İşte o kadar. Bugün söyleyemem. Kalsın ölüse. Hı? Büyük meseleden haberin var mı? Hangi mesele? O senden bir şey saklamaz ki. Kim? O işte canım. Baban için o denir mi hiç? Sen günden güne büyüyeceğine gittikçe şımarık bir çocuk oluyorsun. Dün akşam o sofrada ağlamak neydi sanki öyle? Boşuna zorlama, bugün seninle kavga edecek değilim. Kavgaya kuvvetim yok. Bak Nihal, ben öyle zannediyorum ki sen bu meselede çok kötü hareket ediyorsun. Bihter Hanım'ı gördüğün zaman sen de seveceksin. Hem sonra genç kız oluyorsun artık. Genç kız olmanın ayrı bir hususiyeti vardır. Ayrı bir terbiyesi vardır. Onu sana ne Matmazel Kordon öğretebilir ne de Şakira Hanım. Sonra bu evin düzeni... Evet, Bihter Hanım gelince burası birden değişecek. Sen ve kardeşin içinde şık, güzel, genç bir anne gelecek. Of, yetişir artık. Fena oluyorum. Zaten biraz önce babama da onun buraya gelmesini istediğimi söyledim. Üzülmesin diye. Babam yine beni eskisi gibi sevecek mi bakalım? Pek tabii sever. Sen sahiden çocuksun Nihal. Aman ne yapayım? Çocuksam çocuğum. Ben yukarı gidiyorum. Şık bir yenge, şık bir izdivaç, şık bir kayınvalide, şık bir hemşire, bütün her şey şık. Biz de artık Melih Bey ailesine katılıyoruz demektir. Şu Firdevs Hanım'ın ailesinden canım. hayat uzun bir eğlencedir işte böyle. Şimdi. Nazarınız değil işte, kamçımı düşürdüm. Hay Allah. Beşir, Beşir ne olur kamçımı buluversene. Yo, orada değil, orada değil. Şu ağacın arkasında galiba.
Ha bak bak işte orada orada. Terledin çocuğum. Güneş de hayli yükseldi. İn artık merkepten. Gel buraya gölgeye otur artık. Böyle çok iyi oynuyordum ama. Lakin yoruldun çocuğum. İşte iniyorum matmazel. Verin elinizi bana küçük bey. Oh. İstediğiniz oldu matmazel. Bakınız yanınızdayım. Teşekkür ederim. Şimdi gidip elini yüzünü yıkar mısın? Peki matmazel. Biz adaya geleli 15 gün oldu değil mi matmazel? Oldu çocuğum. Ne zaman evimize döneceğiz? Ne zaman isterseniz çocuğum. Demek artık şey, evdeki tamirat, odalardaki değişiklik falan bitmiştir öyle mi? Tabii bitmiştir. Evet Nihal. O gelmiştir değil mi? Of, sıkıldım artık ben burada. Yarın öğleden sonra falan gideriz olur mu? Akşam yemekte halandan izin isteriz. Birdenbire gitmemiz ayıp olur. Sonra halan gücenir. Çocukları getirtseniz artık Adnan Bey. Bilseniz onları görmeyi ne kadar istiyorum. Sonra ne bileyim, içimde tuhaf bir his var. Onlarla karşılaşacağımı düşündükçe çok çok heyecanlanıyorum. Sen istiyorsan tabii gelsinler artık. Ah, Bihter, Bihter. Lütfen bugün haber gönderir misiniz? Bakınız işte onlar. Tam da sözlerimin üstüne geldiler. Bülent'in kahkahası. Artık sabahtan akşama kadar Bülent'in bu gülüşünü dinleyeceksiniz. Efendim. O kedi verir misiniz? Babama göstereceğim. Onu elimle ben yaptım diyeceğim. Beşiğir evinden şu çantayı alsana. Çocuklar bu taraftan. Hadi bu taraftan. Bihter, onları karşılayalım mı canım? Ah, tabii tabii. Heyecanlanmayın Bihter, heyecanlanmayın. Sizi sevecekler, muhakkak sizi sevecekler. Sizi sevmemek mümkün mü Bihter? Aşk-ı Memnu adlı sürekli oyunumuzun birinci bölümü burada sona erdi. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, hoşça kalın. Babacığım. Özledin mi beni yavrum? Bak annene, onu da öper misin yavrum? Annem? Ya. Aman aman, ne tatlı çocuksun sen öyle. Ben de seni öpeyim, gel. Tanıştırayım. Matmazel Emily de Corton, Bihter Hanım. Bonjour madam. Bonjour. Tanıştığımıza memnun oldum matmazel. Ve kızımız Nihal. Oo Nihal. Beni seveceksiniz değil mi? Kalp kalbe karşıdır zaten. Ben sizi o kadar çok seveceğim, o kadar çok seveceğim ki nihayet siz de beni seveceksiniz. Babacığım, ben bu buketi adada elimle yaptım. Çam dallarından hem de. Bakın koklayın, ne güzel değil mi? Hmm, evet yavrum, çok güzel. Hadi abla, gel seninle bunu kütüphanenin üstüne koyalım. Ben de çıkabilir miyim efendim? İyi günler, yemekte görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Ne güzel değil mi? Değil mi matmazel? Nedir güzel olan? Bihter Hanım. Çok çok güzelmiş. Hem de bana çok yakınlık gösterdi. Evet. Burası bizim odamızdı eskiden. Çok değişmiş değil mi abla? Aa evet, bu tüller, o eşya, her şey. Benim duvara çizdiğim resimlerin üstü de hep boyanmış, tertemiz olmuş. Çok karalamıştım değil mi ablacığım? Yeni odanıza gidelim çocuklar. Buraya girmemeliyim. Ama matmazel, 15 gün önce bizimdi burası. Odalarımızın değiştirileceğini, değiştirildiğini bilmiyorduk. Oo, bakınız matmazel, sizin odada buradan kaçmış. Evet evet çocuğum, size söylememişler miydi? Ben ta oraya, birinci odaya, beyin eski odasına gidiyorum. Ama böyle dolaşmakla vakit kaybediyoruz. Hala üstünüzü değiştireceksiniz. Bu inşallah nasıl oldum? Bakınız tüyler de öyle yumuşak ki. Ah küçük yaramaz. Size kaç kere söylüyorum. Başkalarına ait eşyaya dokunmak ayıptır diye. Evet, hakkınız var matmazel. Okuma kitabında bile bu söz yazılı değil mi? Ha? Bu bizim odamız mı? Bu ne güzellik, bu ne süs böyle. Cibinlikler yeni.
Kütüphanenin camları da değişmiş, hepsi kırıktı. Karyolalar cilalanmış. Aa, benim oymalarımın bütün hepsini çıkartmışlar. Ya perdeler? Bizim de tıpkı onlarınki gibi ipekli tül perdelerimiz var. Batmazlar, bunların hepsi annemin şerefine. Aa, bir yazı var burada, bak, iğneyle iliştirilmiş. Duvarlara kurşun kalemiyle gemi ve araba resimleri yapmak yasak. Belir abimmiş bu. Demek ki deve resmi yapabileceğim, öyle mi abla? Bundan sonra Bülent'e kurşun kalemi vermek yok. Artık odayı temiz tutmak icap ediyor. Bütün lüzumsuz oyuncakları da atarız. Bülent şimdi evin içinde intizam seven bir küçük efendi olacak. Akşama bu güzel oda için beye teşekkür etmek de hatırınızdan çıkmayacak, değil mi Nihal? Unuttum. Ne diyeceğimi unuttum. İşte gene bana verecek bir isim bulamadınız. Durun, sizinle bir mukavele yapalım. Bana sadece Bihter deyin, olmaz mı? Ben de size kısaca Nihal derim. Oh, kabil değil, kabil değil. Hayır hayır, madem ki benim hoşuma gidecek, söyle bakayım, hadi. Bihter de. Bihter. Bihter. Oldu mu? Tamam. Hadi canım, şimdi bana elbiselerini gösterir misin? Evet, tabii gösteririm. İşte elbiselerim. Ne güzel, ne güzel. Hepsi cici cici şeyler. Ama biliyor musun, bunların hepsini atmamız lazım. Onun için? Ben isterim ki sen küçük bir çocuk değil, genç bir kız olasın. Bu kısa etekler 12 yaşına kadar çok iyi durur. Ama 12'sine kadar. Artık genç kız oluyorsun Nihal. Evet. Seni genç kız gibi giydireceğim. Öyle güzel, öyle güzel elbiseler düşünüyorum ki. Bonjour madam. Bonjour mademoiselle. Nihal'in yeni gardırobunu konuşuyorduk. Artık genç kız gibi giyinme zamanı geldi, değil mi? Lakin madam, zannederim ki pek erken. Fransa'da bu yaştaki çocuklar bahçede çember çevirir. Ama mademoiselle, sizin eteklerinizi uzatmak için daha 2 sene beklemeli. Fransa'da, Avrupa'da, hatta Beyoğlu'nda böyle. Fakat bizde Nihal artık sokağa açık bile çıkmayacak, değil mi Nihal? Şık bir çarşaf yaparız sana. Mademoiselle, çarşaf, çarşaf. Babama söylersiniz değil mi? Tabii tabii söylerim. Yarın öğleden sonra seninle çarşıya ineriz. Benim ısmarlayacağım şeyler var zaten sana. Bugün gitseydik. Bugün seninle alacağımız şeylerin hepsini kararlaştırmamız lazım. Yarın da İstanbul'a ineriz. Peki, dediğiniz gibi olsun. Nihal, bugün hiç piyano çalışmadınız. Oo, hakkınız var mademoiselle, geliyorum şimdi. Gidelim Nihal. Hoşça kalın madam. Nihal, öğleden sonra odama gelir misin? Alacaklarımızı konuşalım. Geleceğim, teşekkür ederim. Yengemle Nihal nereye gidiyorlardı amcacığım? Peyker Hanım'ın bebeğini görmeye. Ha, sahi unutuyordum. Peyker Hanım anne oldu değil mi? Şu hanımların hazırlığı ne kadar da uzun sürüyor. Kolay mı amca? Kendilerini bize beğendirecekler. Şimdi aralarına bizim küçük Nihal de katıldı biliyorsun. Yeni çarşafını ilk defa giyecek bugün. Hazır mısınız? Biz geliyoruz. Of, ablamı görmeyin, görmeyin. Ama... Ah canım evladım, meğer koca kız oldu. Aa, bırak şahesle bırak, ben onunla bayrak yapacağım. Bayraksız alay olur mu hiç? Aa, buna bakın hele maskara. Nihal'in çıkardığı elbiseyi bayrak yapmış. Amca sizin bastonunuzun ucuna takmış bayrağı. Oo, hanımlara bakınız, neden az duyuruyorlar acaba bana? Ya ya, hay Allah. Yolu kapamayınız, alay geçecek. Ah, bir de trompet olsaydı. Maşallah maşallah, 41 kere. Aman aman, bu küçük ince hanım da kim böyle? Sizi temin ederim ki ben tanımıyorum. Kim bu? Size takdim ederim. Nihal Hanım. Öyle mi? Nihal Hanım. Artık hep Nihal Hanım denecek, anlıyor musunuz? Kim yalnız Nihal derse defterine 500 defa Nihal Hanım yazacak. Değil mi matmazel? Babacığım, öpeyim elinizi. Nice senelere kızım. Sen sahiden de kocaman bir kız olmuşsun canım. Oo, baksanıza Nihal bana sadece elini uzatıyor. Artık küçük hanım da bayramlarda öpüşülmeyecek galiba. Öyle. Hadi Nihal, çarşafını giy de asıl çarşafını görsünler. Çarşafınız küçük hanım burada. Bir de peçeniz ablacığım. Bana verir misin? Hı? Şöyle biraz yukarıdan koyalım. Keşke saçını biraz toplasaydık. Şahis de 2 firkete bulur musun? Getireyim hanımefendi.
Eldivenlerini de giyin Nihal. Buyurun Firgit Eller Hanım. Tamam. Evet, tamam oldu. Benim küçük kızım, canım kızım. Evladım, başa. Matmazel, neredesiniz? Siz nasıl buldunuz beni? Çok yakıştı çocuğum. Çok zarifsiniz. Bir de yürüsün bakalım, değil mi yenge? Yürüyüşünü görelim. Asıl çarşafının içinde yürüyebilmek öyle nazik bir sanattır ki bir kadının bütün müstesna zarafetini gösterir, değil mi? Tabii, tabii. Aa, herkes bana böyle bakarsa ben yürümemi şaşırırım. Hem de şaşırıyorum işte. Evet, olmuyor yani, olmuyor. Acele ediyorsun. Sonra ellerinde nereye koyacağını bilemiyorsun. İşte bak, böyle böyle yürütüyorum. Ama ne yapayım? Alışacaksın tabii ama zaman izler. Ama bakınız, bu sanat yengede son zarafet noktasını bulmuş, değil mi? Teşekkür ederim. Fakat kendimizi size beğendirmek için vaktimiz yok. Geç kalıyoruz. Beşir, çantaları aldın mı? Evet hanımefendi. Şayeste nerede? Çarşafını giymeye mi gitti yoksa? Evet hanımefendi, şimdi geliyor. Şimdi. Hadi. Arkanızdan yetişir. Cümleten Allah asmalar. Güle güle efendim. Bizlerden de selam götürün. Annenize hürmetler efendim. Pencereye gidelim amca. Bakalım arkalarından. Herhalde Nihal arabaya binerken uzun eteklerini idare edemeyecektir şimdi. Oh Matmazel, bizeniz hiç istemiyorum. Düne kadar istiyordum ama şimdi istemiyorum. Bir şey var, onu düşündükçe gitme hevesim kaçıyor. Çocuğum Nihal. Oh Matmazel, işte Nihal kıskandı diyecekler. Gülecekler bana. Bilirsiniz ya, onların birbirlerine bakıp da bir gülüşleri vardır. O dudaklarının sağ tarafı, yalnız sağ tarafında bir köşe yavaşça yukarı kalkarak gizli bir gülüşleri var. Ben o gülüşü ilk defa Bihter'de gördüm. Çocuğum. Of, çok fena oluyorum Matmazel, bırakın anlatayım. Bir gün neydi o yarabbi, babama bir şey söylüyordum. Birden içimden bir his gözlerimi ona çevirtti. İşte o zaman gördüm. Bihter o gülüş dudaklarında babama bakarak bir fikir vermek istiyordu. Siz de fark ettiniz değil mi Matmazel? Söyleyin rica ederim. İstihsam mı ediyorlar, merhamet mi ediyorlar anlaşılmıyor. Sakin olun Nihal. İşte o günden beri hep babamla konuşurken arkamı dönünce onu orada bana bakıp gülerken göreceğim sanıyorum. Of, of Matmazel. Mesela siz izleyiniz deseniz ki Nihal bir parça rahatsız, onun için hemen annesi kızlarına, sonra üçü birden babama bakacak. Öyle dudakları titreyerek gülecekler. Onlar gülerken ne istiyorum biliyor musunuz? Saçlarınızı taramayacak mısınız çocuğum? Evet, onlar bir gün öyle gülerlerken ortalarına atılmak ve bağırmak istiyorum. Lakin siz kimsiniz? Nereden geldiniz? Bırakınız bizi, babamla beni. Abla, seni bekliyoruz. Abla sen ne olur ablama söyleyin, çabuk olsun. Bunlar bütün çocukluk kızım. Bu gece çok kötü bir uyku uyumuşsun. Bugün gitmezseniz çok ayıp olur. Hem açık havaya çıkınca bir şeyiniz kalmayacak, göreceksiniz. Hadi çocuğum, hadi. Ben zaten bir yıldan beri fena uyku uyuyorum. İşte bugün de Göksu'ya fena uykularımın şenliğini yapmaya gidiyoruz. Böyle demeyiniz çocuğum. Böyle kötümser olmayınız. Sizi ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Üzülmenizi istemem ama bu düşündükleriniz herhalde doğru değil. Hatta hiçbir şey düşünmeseniz daha iyi olur bu mevzuda. Oh, Matmazel. Ağlamak istiyorum. Bırakınız beni, doya doya ağlayayım ne olur. Hayır, hayır çocuğum. Ağlayacak bir şey yok. Hem siz sadece gülecek yaştasınız. Her şeyi kendinize zehir etmeyin. Hadi, hadi bakayım Nihal. Hadi. Küçük gemici bizi çok eğlendirecek galiba, değil mi Nihal? Evet, galiba Matmazel. İşte Amerika'yı bulduk. Christoph Kolomb karaya çıkabilir. Yaşasın Christoph Kolomb, yaşasın yeni dünya. Görüyor musunuz? Dört kürek çeksek bir sağ tesadüf ediyoruz. Öyle Nihat Bey, öyle dostum. Biz yürüyerek geliyoruz hadi. Pekala, nasıl isterseniz. Alınız babası minik oğlunuzu, birazdan buluşuruz. Hadi canım, hadi şekerim, babayla git bakayım, hadi canım. Biliyor musunuz Pekar Hanım? Böyle kır gezmelerinde benim içimde önüne geçilmez bir arzu uyanır. Neymiş bu arzu? Koşmak. İsterseniz sizinle bir yarış yapalım ha?
Siz kaçardınız, ben kovalardım. Öyle zannediyorum ki sizin kaçmakta maharetiniz var. Fakat bende kovalamak için öyle bitmez tükenmez bir sabır var ki nihayet... Nihayet sizi tutardım. Ben de böyle eğlence yerlerine geldikçe kendimde zapt olunmaz bir arzu duyarım. Ama bu sizinkine benzemiyor. İsteğim eve dönmektir. Beni mesut edecek olan şeyi bilir misiniz? Böyle konuşmayın. Sizin de ben öyle çok birbirimize benziyoruz ki hem de o kadar. Sözümü kesmeyin. Hani geçen hafta yine bana böyle şeylerden bahsetmeye gelmiştiniz de bizi nasıl bulmuştunuz? Küçük Feridun salıncağında yuvarlanıyor. Nihat gazetelerin arasında, bense onların yanında onları düşünerek mesuttum. Peker. Saadet işte böyle emellerini bir bahçe köşesinde bebeğinin salıncağıyla bir yığın gazetenin arasına koyabilmektedir. Bu saadet köşesinde sizin yeriniz yok. Düşüncelerimin arasında sizin mırıltılarınızı çıkarıyorum. Acaba? İnanamıyorum. İşte vahşiler. Bir erkek bir de kadın. Hey yaklaşmayın, ateş ederim. Hadi geldik, herkes karaya çıkabilir. Ben sizi burada silahımla korurum. Aşk-ı Memnu adlı sürekli oyunumuzun ikinci bölümü de burada sona erdi. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, hoşça kalın. Beşir, hadi Beşir, daha hızlı çek. Artık geldik küçük bey, kurek çekirmez ki. Olsun canım, olsun. Karada da giderdik böyle. Hey, teslim olunuz bakalım. Fırsattan istifade kaçmayınız. İster misiniz? Sizi sandalla ta derenin nihayetine kadar götüreyim. Öyle baş başa ne kadar güzel. Bülent, asıl sen teslim ol bakalım bize. Daha şimdiden terlemişsin çocuğum. Bak yüzünde kıpkırmızı. Biz Beşir'le beraber ablanları karşılayacaktık burada. Ben kalıyorum. Onlar da yaklaştılar zaten. Siz Beşir'le şu ağaçların altına gidip oturun canım. Bu çantayı bırakayım mı hanımefendi? Hayır Beşir, götürün. Çünkü hep beraber orada oturulacak. Gidiyoruz öyleyse. Evet. Bana cevap vermediniz peki. Behlül Bey. İşte geldiler bile. Halbuki biz sizinle şu boşalan sandala... Rica ederim. Veriniz bey bana minik oğlumu. Ah canım benim, gel bakayım yavrucuğum, gel bakayım. Sizi görünce nasıl gülüyor değil mi? Hani bunun annesi? Canım neredeymiş bunun annesi? Oh, sıcak mı geldi şekerim sana? Ah canım benim. Nihat, yardım eder misin başlığını çıkartayım? Tabii. Siz de şu düğmeyi açıverin. Benim uzun sandalyem burada efendim. Verir misin? Buyurun efendim. Nereye yerleşiyoruz şimdi? İlerideki ağaçların altına. Peyker Hanım öyle emrettiler. Beşir'le Bülent çantaları alıp gittiler bile. Hı, iyi, iyi olmuş. Hadi gidelim biz de öyleyse. Ben burada dinlenmek istiyorum biraz. siz? Ben de biraz kalmak istedim. Onları yalnız bırakmak için mi? Hayır, size refakat etmek için. Teşekkür ederim. Yardım eder misiniz şu şezlongu açayım? Tabii, hayır. Oldu, oturabilirsiniz, buyurun. Ötekiler de sahile çıkıyorlar nihayet. Bakınız epey ilerlediler. Burası güzel değil mi? Hı? Dalgınsınız. Hayır. Öyleyse dalgın neden düşünceli görünüyorsunuz? Size nasıl anlatayım? Hususiyle bugün çok neşeliyim. Bu gezinti, sizlerle birlikte olmak... Sonra amcamla yengemin evlenme seneye devriyeleri oluşu... Bütün bunlar neşemi arttırıyor galiba. Evlenmek. Hele evlilikte seneleri idrak etmek size göre değil zannediyorum. Bunu sizin için düşünemem ben. Haklısınız galiba. Neyse bunları bırakalım. Asıl konuşacak pek çok şey var değil mi? Evet. Yalnız herkes toplandı galiba. Biz de yavaş yavaş gidelim mi? Bana orada güzel bir hamak kuracağınızı vaat edersiniz. Tabii, söz veriyorum, buyurun. Bilmem dere yapmak istediğim şeylerle gözlerinizin önüne geliyor mu? Denizin sularından istifade etmek için o kadarcık bir derinlik vermek kafidir zannediyorum. Sonra bunun içine mini mini muşlar, zarif gondollar, dünyanın muhtelif memleketlerine mahsus bin türlü kayık, sandal, burayı bir küçük gemiler meşgeri haline getiriniz azizim. Hayaliniz çok geniş azizim, çok. Sahillere de Çin'den, Hint'ten, Japonya'dan alınmış köşkler koyunuz. İlahi dostum. Mesela
Şurada hurmaların arasında kaybolmuş bir Arap köşkü. Beride muz ağaçlarının arasında bir pagod. İşte şu kenarda da eteğine gondollar yanaşmış bir Venedik sarayı. Aman Nihat Bey, aman dostum, bu ne hayal, bu ne hayal. Güya bu dere şark ve garbın, şimal ve cenubun nefis sergisi olsun. Ve göksu bütün bunlarla gölgelenerek akıp gitsin. İşte o zaman buraya bir mesire diyebiliriz. O zaman burası göksu olmaktan çıkar zaten azizim, çıkar. İsterseniz bu manzaraya sırtında mini mini bir köşkle bir fil, çıplak ayaklarıyla Hintliler, omuzlarında tahterevan, geyik koşulmuş bir kızak, ne bileyim daha dünyanın her köşesinden... Biliyor musunuz? Feridun sizin küçük bir numuneniz. Sanki bir sanatkar sizin bütün güzelliklerinizi toplayarak onlardan mini mini bir eser vücuda getirmiş. Hadi canım, hadi şekerim, kapa gözlerini, uyu artık, hadi yavrucuğum. Behlül Bey, siz de susunuz rica ederim, dinlemiyorum artık sizi. Yazık, halbuki sizde öyle bir şey var ki insana çılgınlıklar yapmaya yo, hazır. Yo, yetişir artık, aldanıyorsunuz. Anne, anne, Behlül Bey'i çağırır mısınız? Size naklolunacak hikayeleri varmış. Pekala, öyle olsun. Feridun uyudu mu? Evet, uyuyor. Gel şöyle oturalım. Biliyor musun Bihter? Kaynınız mıdır, yeğeniniz midir, nedir? Şu Behlül Bey ne tuhaf, ne cesur çocuk. Eniştenin hukukuna yapılacak olan en ufak bir tecavüze dahi tahammül edemeyeceğimi bilirsin. Ben kocama ihanet etmek için evlenmedim. Beni rahat bırakmayacak olursa evime kabul etmemeye mecbur olacağım. Bak geliyorlar Peker. Akşama kadar böyle mi vakit geçecek canım? Behlül Bey nerede? O bir şey icat ederdi belki. Evet evet, sahi o eder. Behlül gel, sana ihtiyacımız var. Bize oyun bulacaksın. Yo, Behlül Bey'i bana bırakın. Bizim birbirimize söyleyeceklerimiz var. Tamam, işte eğlence. Bir top. Topun Beşir, topun, topumu. Yakalayamıyorum küçük bey, yakalayamıyorum. Bülent, biz de oynayacağız sizinle. Gelin bakayım, gelin. Gidiniz. Yaşadık, yaşadık. Babam da oynayacakmış. Çok güzel ama ablamı da alalım. Abla, abla neredesin? Top oynayacağız babanla beraber, neredesin? Küçük hanım Matmazel'le birlikte gezmeye çıktılar. Behlül, hadi seni bekliyoruz. Gel. Bırakınız onlar oynasınlar, biz burada neyiz? Ben bir gün sizi mecbur edeceğim. Bana hepsini nakledeceksiniz. Birer birer, anlıyor musunuz? Kim bilir sizde ne güzel hikayeler, ne garip aşklar vardır. Bir gün odamda, siz yine böyle dizlerimin dibinde... Aman efendim. Evet, evet. Anasının kabahatlerini itiraf eden bir çocuk gibi... ben de oğlunun kabahatlerini dinleyen, dinlemekten zevk alan bir anne gibi. Anne, bunu da neden çıkarıyorsunuz canım? Hem size bir şey diyeyim mi? Lakin hayır, söylemeyeceğim. Söyleyiniz, söyleyiniz, rica ederim. Pekala, söylüyorum. Öyle zamanlar oluyor ki sizi seyrederken kendi kendime Peyker'le Bihter'in annesi olabileceğinizden şüphe ediyorum. Zira o kadar gençsiniz ki. Öyle mi? Biraz daha gayret etseniz bana süslü bir cümleyle ilan aşk edeceksiniz. Bahse girerim ki yengem sofradan kalkar kalkmaz uyuyacak. İşte kır eğlenceleri böyledir. İnsan eğlenmek ümidiyle gider, eğlenmemiş, yorulmuş olarak döner eve. Hususiyle sizin için. Neden hususiyle benim için? Canım, bütün kadınları düşünerek söylemiştik. Daima evlerde odaların basık havasında yaşarlar. Açık havaya çıktılar mı yorgun bir kuş gibi derhal kanatları aşağı düşer. Haklısınız. Çok uykum var benim de. Müsaadenizle kaçıyorum. Ne oluyor bana? Hastayım galiba. Yanıyorum. Pencereyi açsam. Çok sıkılıyorum. Ne kadar da sıcak hava. Hafif bir rüzgar bile yok. Bihter? Bihter, daha yatmadın mı sevgilim? Korkuttunuz beni. Gelişinizi duymadım. Fakat bu çılgınlık... böyle yarı çıplak pencereye karşı... Çok sıcak.
İhtar. Ne kadar güzelsin. Seni çok seviyorum. Rica ederim. Sen de beni seviyor olsan, bundan emin olmak mümkün olsa. Koça bebek. Bitti. Hadi dışarıya bakalım. Odanıza gidiniz rica ederim. Uyumak istiyorum. Siz de uyuyunuz, yorulduk artık. Ama pencere açık. Onu kendi elimle kapamadan gidemem. İhmal eder hasta olursun. İyi geceler. İyi geceler sevgilim. Nihayet gitti. Demek evlilik bu. Aşk bundan ibaret benim için. Sevmek istiyorum. Kocamı sevemiyorum, elimde değil bu. Sevmek, sevmek istiyorum. Şu Behlül ne tuhaf, ne cesur çocuk. Eniştemin hukukuna ufak bir tecavüze dahi tahammül edemeyeceğimi bilirsin. Ben ihanet etmek için evlenmedim. Beni rahat bırakmayacak olursa evime kabul etmemeye mecbur olacağım. Ay, sıcaktan boğuluyorum. Büyük bir yanlış yaptım ben galiba. Evlenmemeliydim. Onunla evlenmemeliydim. Allah'ım. Allah'ım, başım çatlıyor. Her şeyi şimdi anlıyorum. Başım çatlıyor. Sevmek yasak bana. Yasak. Ay, boğuluyorum. Bilirsin. Ben kocama ihanet etmek için evlenmedim. Oh, sevmek yasak bana. Ama yapamayacağım, sevmeden yaşayamayacağım. Behlül Bey, benim şekerlemelerimi gene unuttunuz mu yoksa? Siz misiniz yenge? Hiç unutur muyum canım? Niçin karanlık burası? Böyle yalnız sobanın alevleriyle aydınlanarak karın yağışını seyrediyorum. Hoşuma gidiyor bu. Şekerler? Şurada olacaktı. Evet, işte burada. Teşekkür ederim. Nereye gidiyorsunuz? Niçin hemen böyle? Biraz oturunuz rica ederim. Karanlıkta mı? Çıldırdınız mı siz? Böyle karanlıkta niçin oturmalı? Gitmeyiniz. Hayır, gitmeyiniz. Sizin yanınızda o kadar mesut oluyorum ki. Fakat böyle yanınızda yalnızken anlıyor musunuz? Gitmeliyim. Sizinle birlikte ne kadar mesut olurduk biliyor musunuz? Neler söylüyorsunuz? Korkutuyorsunuz beni. Susunuz rica ederim. Kaçıyorsunuz benden. Ama niçin konuşmayalım bunları? Niçin Bihter? Peyker'den sonra ben mi? Hayır Bihter, yalnız sen. Peyker'den sonra değil. Her şeyden evvel hayatımda yalnız sen olacaksın. Düşün bir kere. Niçin birbirimizi sevmeyelim? Evet, niçin Bihter? Bilmiyorum Behlül, bilmiyorum. Bihter'im. Şekerler. Bihter'in şekerleri. Biraz önce burada İstanbul'un en güzel kadınla ilan aşk ettim. Evet seviyorum onu. O da bana karşı kayıtsız değildi. Ama amcam, evlenmemeliydiler. Bu kadın onu sevemez. Evlenmemeliydiler, evet. Kabahat bu evliliğin kendisinde. Allah'ım, beni seviyor. Ben de seviyorum onu. Ama söyleyemedim. Korkuyorum. Söyleyemeyeceğim de galiba. Nereye gidiyorsunuz? Anneme. Ne güzel fikir. Bahse girelim ki sandalla gidiyorsunuz. Yazdan bir gün. Beni de götürüyorsunuz değil mi? Durunuz bakayım. Annenizi görmeli kaç gün oldu? Siz bizi sıkacaksınız. Biz kadınca görüşmek istiyorduk değil mi Nihal? Evet. Bir düğüne davetliyiz de. Orada giymek için yapacağımız elbiseleri konuşacaktık. Beni de götürmeniz için bundan daha iyi bir sebep olamaz.
Size öyle fikirler vereceğim ki. Şemsiyelerinizi de çantalarınızı alayım. Ben bugün mini mini Nihal'ime bir esvap icat edeyim ki bütün düğün halkının içinde Nihal'den başka kimse görülmesin. Nasıl bir şey? Anlatacağım. Biliyor musun, sen çok şık, çok hoş bir kız oluyorsun. Hı? Gözlerini kaldır bakayım bana. İşte beyefendi, memnun oldunuz. Bakayım şöyle. Biraz da güleyim isterseniz, tamam. Dişlerimi de gör. Bakınız yenge, Nihal hoş bir kız oldu değil mi? Evet öyle. Güzelden başka bir şey. Zarif, nazik, ince bir kız işte. Biliyor muyuz? Evet, buyurunuz. Elinizi verin Bihter. Sen de Nihal. Ben şöyle oturacağım. Rahat mısınız siz yenge orada? Evet, teşekkür ederim. Aynen. Ha, ne diyorum? Nihal'in zarafeti. Ta uzaklardan, Japonya'dan falan gelmiş resimler gibi, biliyor musunuz? O ince kırık çizgili resimler gibi. Zannederim ki met ediliyorum. Ha, aklıma bir şey geldi. Nihal, o düğüne Japonyalı kıyafetiyle gitsen. Elimde yelpazem, saçlarımda uzun iğnelerimle. Tamam, tamam. Hiç böyle bir şey görülmemiş. İstanbul'da herkes buna güler. Niçin Bihter? Gülecek bir şeydi onun için herhalde. Bizde kaidedir. Biz her şeye gülerek başlarız zaten. Fakat bu bizi gizli gizli ta içimizden yapılan şeyi beğenmekten men edemez, biliyor ama musunuz? Ama bu çok fazla değişik bir fikir. Olsun efendim. Fikirler değişik oldukça kıymet kazanır değil mi? Bilmem ki. Düşününüz. Beğeneceğinize eminim. Başımda iğnelerim, elimde yelpazem. Ondan sonra da şu ince kaşının ucundan şuradan bir öpücük almaya hak kazanırız herhalde, değil mi? Size bir şey söyleyeceğim. Hayır, gitmem lazım. Dinleyin beni bir dakika. Burada nasıl konuşuruz? Düşününüz bir kere, bizi işitebilirler. Peki benim odamda konuşuruz. İmkan yok. Yapmayın, ne olur geliniz, rica ederim. Olmaz. Bihter, benden korkuyor musun? Sizi tokatlamak istiyorum. Niçin Bihter, ben size ne yapayım? Bırakınız beni. Bihter. Ama sevgilim, niçin ağlıyorsun? Bırakın gideceğim. Ama beni dinlemeden gidemezsin, anlıyor musun? Bihter, Bihter, gidemezsin. Aşk-ı Memnu adlı sürekli oyunumuzun 3. bölümü de burada sona erdi. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, hoşça kalın. Bu beni öldürecek. Sizinle iyi bir dostluk. Şimdi size düşman oluyorum. Sizinle beraber kendimden de nefret ediyorum. Gene eskisi gibi olsaydık, birbirimizi azapsız, lekesiz sevseydik. Neler söylüyorsun Bihter? Seni yalnız göremediğim, böyle dizlerinin dibinde oturamadığım için bir haftadır neler çekiyorum bir bilsen. Ah Behlül. Nasıl mümkün olur Bihter? Seni sevmemeye mahkum olduktan sonra ben yaşayabilir miyim, söyle. Susunuz, susunuz. Seviyorum sizi, bu elimde değil. Bihter, Bihter'im. Seni alıp uzaklara gideceğim. Bir gün başka bir memlekete gideceğiz. Beraber kaçacağız buradan. İkimiz uzaklara. Tabii ikimiz, yalnız ikimiz. Behlül. Bundan öncesi yalandı. Ruhsuz, hissiz bir şeydi o zamanlar. Bilsen seni nasıl seviyorum. Kendimi çok başkalaşmış hissediyorum şimdi. Bir gün yalnız benim olacaksın. Uzaklara gideceğiz. Bu bahsettiğin yer neresi? Neresi olursa. Yalnız buralardan çok uzaklarda. Uzaklarda bir yer. Çılgınız biz. Yarım saattir buradayız ve bir gören olacak. Gidiyorum artık ben. Çocuğum, bu tarifeler okunurken pek iyidir ama yapmaya gelince fena olur. Ama ben Bülent okuldan gelince sevdiği tatlıyı evde bulsun istiyorum. Madem ki yapabileceğinizi aklınız kesiyor, hadi yapın öyleyse. Mutfağa ineyim Matmazel ha. Şakir Hanım'a söylerim, bana yardım eder. Pekala, acele etmeden düşüne düşüne yapın, olmaz mı? Siz gelmiyor musunuz? Benim okunacak bir kitabım var. Bakınız, Nihal bu işi becerecek. O tatlıdan siz bile yiyeceksiniz. Kilitli mi bu kapı? Cemil açar mısın? Ne oluyor burada Cemil'e? Demin seni içeri girerken gördüm. Canım, niçin açmıyorsunuz?
Ayeste, Nesrin, Beşir, hepiniz burada ne yapıyordunuz? Bu bohçalar, sandıklar niye toplanmış böyle? Ne oluyor kuzum, söylesenize. Söylemeyeceksiniz de ne olacak sanki? Biraz sonra hepsini öğrenecek. Ne? Gidiyorlar artık. Bu evde oturamayacaklar. Biz şimdi hepimiz göze batıyoruz. Anlıyorsunuz ya kimin gözüne. Birer birer hep kolumuzdan tutarak sokağa atılacağız. Bizden kurtulduktan sonra artık rahat etsinler. Bülent yatalı okula gitti. Siz de gidiyorsunuz. Ben hep böyle yalnız mı kalacağım? Ah küçük hanım. O bu eve geldiğinden beri hiç huzurumuz yok. Eskiden istediğimiz gibi iş yapardık. İstediğimizi pişirir, istediğimizi kotarırdık. Ne bey karışırdı ne de siz. Kimse şikayet etmezdi bizde. Ama şimdi ne yapsak kusur. Gözü üstümüzde, her halimize kusur buluyor. Söylemiyor ama bulduğu belli. Bey de hep ondan yana. Kalamayacağız artık, gitmeye karar verdik küçük hanım. Hayır, gitmeyeceksiniz. Siz giderseniz ben ne yaparım? Olmaz artık, Süleyman Efendi bir iş buldu. Eyüp'te de ev tuttuk. Eşyayı götürmek için Rıhtım'da bir pazarcı kayığı bekliyor. Siz beni sevmiyorsunuz. Sevseniz böyle hepiniz birden gider miydiniz? Aman Allah'ım, hepsi gidiyor. Evet. Nihal, sen misin kızım? Evet baba. Niçin içeri girmiyorsun kızım? Baba, Şakir Hanım'la Süleyman Efendi gidiyorlarmış. Evet kızım. Niçin gidiyorlar babacığım? Hep böyle gidecekler mi? Geçen hafta Bülent, bu hafta onlar, gelecek hafta kim bilir kimler gidecek. Peki ben ne yapacağım baba? Ben hep yalnız mı kalacağım? Sen hiç yalnız kalmıyorsun kızım. Senin onlara tercih olunacak bir dostun var. Annen var. Baba ben... Hem kızım rica ederim. Bu kabil şeylerde biraz düşünceli olmalısın. Süleyman Efendi ölünceye kadar bir uşak olarak kalamazdı değil mi ya? Onu bir ev sahibi olmaktan, bir iş bulmaktan men edebilir miydim ben? Nihal çocuğum, niçin uyudun bu saatte? Nihal. Nihal. Oh, kolonya şişesi nerede acaba? Buradaymış, buldum. Yavrucuğum. Nihal, aç gözlerini. Oh, ne oluyor bu çocuğa yine? Ha, açıyor gözlerini. Neden böyle yattın çocuğum? Oh, galiba başına kömür vurdu. Ah benim küçük Nihal'im. Senin öyle fikirlerin vardır ki. Kim bilir beni yine ne kadar çocuk bulacaksınız. Anlat bakayım ne oldu. Hadi anlat çocuğum. Şakir Hanımlar, Cemil'le Nesrin hep gidiyorlar. Onun yüzünden gidiyorlar. Hep işlerine karışıyormuş. Bak ablacığım, okuldayken sana birçok mektup yazdım, okur musun? Teşekkür ederim Bülent. Yaptığım resimleri de görmek ister misin? Bak hepsi burada. Bülent, biliyor musun evin içinde yeni bir vaka var. Hı? Neymiş o? Cemile, Şakir Hanımlar gittiler. Ha biliyorum, Beşir söyledi. Canım o da annemle uğraşmasıydı. Nasıl? Bebekliğimizden beri bize bakan, büyüten Şakir Hanım için son sözün bu mu? Aman abla, defterime bakmıyor musun? Artık istemem, yoruldum. Sen bana mektup yazmadın mı abla? Hayır yazmadım. Babamın yanına git Bülent. Yalnız kalmak istiyorum. Peki. Of, of, eldivenlerimi de bulamıyorum. Dur yavrucuğum, dur yavrucuğum, ağlama biraz. Katina, Katina neredesin? Anneme yardıma gitti Katina. Bey, bey Ferud'unu oyalamak sana düşüyor öyleyse. Gel bakalım delikanlı, gel biz içeri gidelim seninle. Bihter, bana maşallahını gönderir misin? Muavine ihtiyacınız var mı? Evin içinde çalışmayan birisi var şu anda.
Behlül, buraya gel, burada iş var. İşte nihayet boş gezmekten kurtuldum. Kemerinizin arkasına iliştirilecek galiba, değil mi yenge? Ben bir türlü beceremedim bu işi. O değil, şu kurdeleye iliştireceksiniz. Peki. Amca, iğneyi verir misiniz? Nihal giyinmiş geliyor galiba. Bakayım şu kıza ben. Ne güzelsiniz. Sizi böyle güzel gördükçe ağlamak istiyorum. İnce uzun boyunuz, zarif yürüyüşünüz, gözleriniz... Susunuz, çıldırdınız mı siz? Yarın görüşürüz. Size şık birini getiriyorum. Benim mini mini Nihal'im. Ne kadar yakışmış elbisen. Bilir misin Nihal? Ne giysen sende hep bir Japonyalı kız görüyorum. Hani bana şuradan şu kaşın ucundan öptürecektin. Beni hala çocuk zannediyorsunuz değil mi? Baba artık Behlül beni öpemez. Bilmem büyüdün mü o kadar kızım? Çok yazık. Öyleyse size refakat edeyim öyle mi? Buyurunuz sevgili küçük hanım. Şu taraftan buyurunuz efendim. Bu iğneyi saçına mı takacaksın sevgilim? Evet, siz verin ben takarım. Peki hanım. Bakınız benim beşirime ne güzel değil mi? Hepimizden güzel değil mi? Çıkalım artık. Herkes hazır galiba ama. Annem hala giyiniyor. Bari Katine'yi bıraksanız, çocuk üzülüyor. Dikkat, kapı açılıyor şimdi. Sizi beklettim. Herhalde kimsenin itirazı yok. Hakikaten elbiseniz çok yakışmış. Yani hepimize demek istiyorsunuz ki ben kaç yaşıma gelirsem geleyim hala güzelim değil mi? Nesrin, annemin çarşafını. Peker, Feridun Nihal'in odasında yatacak değil mi? Matmazel, rica ederim çocuğu ara sıra yoklayınız. Aa, çantam nerede? Benim küçük el çantam nerede? Behlül Bey, odama bakar mısınız? Zannederim orada kaldı. Şimdi getiririm efendim. Bir dakika. Eldivenlerim de yok. Gidip bakayım bari. Adnan Bey, biz sizinle şehnişine gidelim. İstinbota binişlerini görürüz. Buyurun efendim. Buyurun gidelim. Buyurun efendim. Bulamadınız mı? Bakınız burada. Evet, görüyorum. Yarın beni bekletmenizi rica ederim. Evet, evet. Çantayı veriniz bana. Herkes sokağa çıktı. Yalnız kalışımıza bir mana verirler. Ay, korkuyorum, elimi bırak. Bihter. Bihter. Gidiyorum, gidiyorum, yarın görüşürüz. Güle güle sevgilim, hep seni düşüneceğim. Bakın, Melde Korda'nın kapısı sallanıyor. Bir şey değil sevgilim. Canım, ihtiyar mürebbiye içeri girmiş olacak işte, değil mi? Elmas kızım. Senin elinden istedi gönül. Bu kahrolası ihtiyarlık beni yerimden kaldırmıyor ki. Bir su istiyorum Besimeciğim. Peki getireyim. Peker piyanoya geçsin. Bihter'e de bir ut bulalım. Firdevsime de bir daire bulunun. O karışmazsa dinleyemem. Hemşire kanun yok mu? Naciye'yi de takıma girsin. Siz Nihal şarkı okur musunuz? Ay yok canım, ben bilmem. Hadi, 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 hadi. Hep beraber. Hadi. Başlayalım mı? Nihayet nişanlandık. Yarın koltukta göreceksin ya, tam benim dengim. Henüz 25 yaşında. Tebrik ederim. Çok da güzel düğününüz oldu. Besime
Of, geliyorum efendim, geliyorum. Yine kim bilir ne istiyordur. İstediğini yapsanız, ne istediği belli değil ki. Her seferinde kalkacak olsam hiç oturmamam lazım. Biz konuşmamıza devam edelim. Bakın, size bir şey diyeceğim. Gücenmeyiniz ama bey babanız Bihter Hanım için pek ihtiyar değil mi? Firdevs Hanım olsaydı. Firdevs Hanım da, canım biz uzaktan akrabayız. Siz daha iyi bilirsiniz. Artık içeri gitsek. Behlül Bey nasıl bir gençtir? Biraz anlatsanıza, güzel mi? Niçin soruyorsunuz? Hiç canım, hiç. Siz gelin olmayı düşündünüz mü? Kiminle evlenmek isterdiniz mesela? Hiç böyle şeyler düşünmedim. Ama hemşireciğim, olur mu? Nesibe! Geldim Nadire teyze, geldim. Evet. Oo Nihal, gel benim kızım, gel. Nasıl oldu da babanı görmeye geldin bakayım? Bilir miyim? Otur bakayım şöyle, gel. Yok, oraya değil, şu küçük iskemleye oturmak istiyorum sizin karşınıza. Nereye istersen otur yavrum, nereye istersen. Özlemişim seni. Baba. Evet kızım. Niçin bana öyle bakıyorsun bakayım yavrum? Hiç şey. Ne yapıyorsunuz siz o tahtada? Zarif bir iğne yastığı olacak bu. Tabii oyma işi bittikten sonra yastık içine yerleştirilecek. Ne güzel. Sonra onu bana verirsiniz değil mi? Hani siz bir kere benim yüzümün şeklini oymaya başlamıştınız da sonra yarım kalmıştı. Evet. Nerede o parça? Kim bilir neleri atılmıştır. Durun arayayım. Yok. Boşuna zahmet etme, onu bitiremeyiz. O zaman sen çocuktun. Şimdi o kadar büyüdün ki çehren değişti. Genç bir kızsın artık değil mi? Genç kız. Yani. Baba, bir çocuk genç kız olunca nihayet evlenir değil mi? Tabii kızım. Ben karar verdim, gelin olmayacağım. Nedenmiş o bakayım? Hep sizin yanınızda kalacağım ben. Bak yavrum, nihayet gelin olmaya karar vereceksin. Olabilir ki bir gün baban seni bırakmaya mecbur olur. Hayır babacığım, mümkün mü bu? Nedir o Nihal? Müthiş bir hesap baba. Matmazel'le beraber yaptık. Birçok şeyler alınacak bana. Ayakkabı alacağım. Beyaz eldivenimin yanı patlamış. Bir tane daha alınacak. Daha bir sürü ufak tefek. Gördünüz mü, cüzdanınızdan bir beşlik çıkarsanız ancak yetişir. Bugün Beyoğlu'na ineceğinizi bilmiyordum ben. Ben inecek değilim. Biz Matmazel'le ineceğiz. Öyle kararlaştırdık onunla. Kızım, niçin annenin ineceği bir günü beklemedin de Matmazel'le... Çünkü bugün de Matmazel'le bir kaçamak yapmak istemiştik. Zannederim ki bir genç kız mürebbiyesiyle beraber sokağa çıkabilir. Pekala. Al bakalım şunu. Kafi mi bu kızım? Teşekkür ederim. Nihal'le neyiniz var Bihter? Nihal'le? Hiçbir şey yok. Bırak çiçeklerimi sevgilim. Bu sabah tek tek yerleştirdim onları, her birini okşayarak. Menekşeler senin kokunu taşıyan çiçekler. Onları öyle seviyorum ki. Hem sade kokusu değil, ince sapları üstündeki nazlı başlarının bir bükülüşü var ki senin tarifsiz güzelliğini hatırlatıyor. Uzaklara gittiğimiz zaman. Bihterim benim. O uzaklardaki aşk yuvamızın bir de küçücük bahçesi olur değil mi? Tabii yavrum, gayet tabii. O minicik bahçeye menekşeler dikeriz. Belki başka çiçekler de. Hayır, katiyen başka çiçek istemem. Orada her şey yalnız sen olsun istiyorum. Çiçekler sevilir, çok sevilir. Ama çabucak soluverirler. Sonra da unutulurlar. Ben öyle olmak istemiyorum. Bihter, beni gözlerindeki bu sıcaklık yaşatıyor. Bu sıcaklığı hissedemezsem ölürüm. Sus sevgilim, öyle şeyler söyleme. Seni çok seviyorum. Bazen bu aşkın güzel bir rüya olduğunu düşünüyorum. Hakikat olmayacak bir rüya. Ama gene de çok seviyorum bu rüyayı. Onsuz kalmayı kabul edemiyorum. Niçin rüya Bihter? Bu siyah saçlı harikulade güzel baş hakikat işte. Uzaklarda düşündüğümüz o minicik evimiz hiç aklımdan çıkmıyor. Hep onu düşünüyorum. Söyle Behlül. Gene söyle, o da hakikat olacak değil mi? Yavrucuğum benim, tabii. Bir gün yalnız benim olacaksın. Küçük evimiz de sahiden var olacak. Oh,
Oh Behlül, bu çok, en çok inanmak istediğim şeye inanamıyorum. İçten inanamıyorum. Sanki bir şey olacakmış da bu güzel rüya kabusa dönecekmiş sanıyorum. Sevgilim, üzüyorsun beni gene. İstemeden oluyor ama bunları senden başka kime söyleyebilirim? Kötü şeyler getirme hatırına. Bana çok inanmanı isterim. Sana inanıyorum. Ama bir gün kimseye karşı küçük düşmeyeceğimiz bir bağ ile birleşeceğimize inanamıyorum bir türlü. Hakikat olacak o zaman. İnanacaksın, göreceksin. Ne olurdu daha çok evvel tanımış olsaydım seni. Canım, bir gün güzel yüzünü gölgeleyen her şeyi unutacaksın. Bu dünyada yalnız aşk var. Ötesi yalan. Behlül, bu aşkı yaşatmak için her şeye katlanırım ben. Yavrum, sevgilim benim. Aşk-ı Memnu adlı sürekli oyunumuzun 4. bölümü de burada sona erdi. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, hoşça kalın. Oo, yalımıza hoş geldiniz. Ah, siz misiniz? Nihayet gelebildiniz. Neredeydiniz bakayım? Yok yok, oraya değil. Şu iskemleyi alınız. Teşekkür ederim. Sizi çok iyi gördüm. Ben mi? Hı, fena değilim. 2 gündür epey fark hissediyorum. Burası iyi geldi. Bizim yalı rutubetsizdir. Onun için ağrılarınıza iyi gelmiştir değil mi? İnanır mısınız size bir şey desem? Şu Peyker'le Nihat 2 gün içinde bir defacık olsun aramadılar beni. Öyle mi? Bu adamı hiç sevemedim zaten. Yalnız kendini, menfaatini, nefsini düşünüyor. Evet. Şimdi evet. Bir çocukları daha olacakmış. 2 sene sonra bir daha. Sonra bir tane daha. Peyker 30 yaşında 6 çocuk anası olacak. Ve Nihat da o 6 çocukla Peyker'i bırakıp kaçacak. Ama ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Gülmeyiniz. Onun Peyker'i sevdiğini mi zannediyorsunuz? Hep kendi işine geldiği için. Peyker 30 yaşında 6 çocuktan sonra benden daha ihtiyar olacak. O zaman bana yalvaracak ama... Neler söylüyorsunuz aman efendim? Şey... Evet, evet. Bugün bir manada kovulan bu annenin eli öpülecek o zaman. Yormayınız böyle kendinizi. Bihter de öyle. Onun bu evlenmesine hiç razı olmadı. Neticesinden de emin değilim. O da Peyker'e nazire yapacak. Bana mühtaç olacak. Bakınız işte o zaman affetmeyeceğim ikisini de. Ha, biraz daha başka şeylerden bahsetsek ha, ne dersiniz? Doğru. Deminden beri size hep lüzumsuz şeyler anlattım. Asıl söylemek istediğim başka bir şey var. Keşfediniz bakayım. Pek kolay efendim. Krem de siyonunuz bitmiş. Beyoğlu'na ilk çıkışımda size ondan bir kutu almam lazım gelecek. Aha, Latife'yi bıraktınız, rica ederim. Size dair çok ciddi bir meseleden bahsetmek istiyorum. Yok, bana öyle çapkın gözlerle bakmayınız. Ciddi olunuz. Benim hiç yapamayacağım bir şey teklif ediyorsunuz. Ciddi olmak değil mi? Kuzum, siz şimdiye kadar beni hiç ciddi gördünüz mü? Bir kere cikaret ediniz. Bakın size kısaca anlatayım. Buraya gelip de sizi bulamayınca kendi kendime dedim ki bu çocuğu böyle başıboş bırakmak hiç doğru değil. Bu hayat ona bir gün öyle bir çılgınlık yaptıracak ki tamiri mümkün olmayacak. Bunu da neden çıkarıyorsunuz? Yok, sözümü kesmeyin. Ne diyordum? Çılgınlık yapmaması için ona öyle bir şey yaptırmalı ki anlıyorsunuz. Anlama bak, ne kadar mümkünse o kadar anlayamıyorum. Sizi efendim. Evlendirmeli. Yanlış işittim galiba. Ne dediniz? Evlenmek mi? Ben mi? Evet, siz tabii. Bir gün bana demiştiniz ki, siz hatırlıyor musunuz? Hı? Aynen şöyle. Asla evlenemeyecek birisi varsa o da sizsiniz. Halbuki şimdi siz diyorsunuz şimdi ki... Şimdi evlenmeniz için bir sebep var. Yoksa benim için bir kız mı düşünüyorsunuz? Evet, düşünüyorum. Beni şaşırtıyorsanız nedir? Anlamıyor musunuz kimi düşündüğümü? Hayır. Nihal. Hı? Nihal'i düşünüyorum. Oo, siz ne vakitten beri böyle harikalar doğurmaya başladınız? Nihal ha? Evet. Şu dünkü çocuk. Siz ona koca değil de önce bir hoca bulun, hoca. Bu fikir bende buraya gelip de onu büsbütün değişmiş. 3 ay içinde büyüvermiş görünce doğdu. Nihal'in kocası olmam mümkün değil. Nihal'i... Bu mücevher parçasını başka birine mi bırakacaksınız? Yanılıyorsunuz. Nihal mücevher parçası değil, bir ateş parçasıdır. Onunla kavga etmediğimiz bir gün bile yoktur. Evet. Ne istiyorsun Beşir? Beyefendi soruyor. Eğer izin verirseniz buraya küçük bir sofra hazırlatacak. Bu akşam burada sizinle beraber yemek için. Pekala, teşekkür ederim. Gidip haber vereyim efendim. İstediğiniz kadar gülün.
Nihal'i siz alacaksınız. Madem ki ben öyle istiyorum. Yamansınız doğrusu. Bu meseleden Bihter'e de bahsettim. O bu evlenmeyi çok tabii buluyor. Şey tabii. O tabii muvaffakat edecek gayet tabii. Nihal'le evlenirsem ikimiz de bu evden gideceğiz. Anlıyorsunuz ya. Gördünüz öyle bakayım. Saklamayın canım, görmek istiyorum. Hayır saklamadım. Hayır saklamadım. Ah sen miydin Nihal? Aa, bir kız resmi çizmişsiniz. Hem de basit birkaç çizgiyle müpem bir şey. Neye benziyor biliyor musunuz? Şu sizin hep bahsettiğiniz Japon kızlarına. Doğru. Küçük Nihal. Belki sen busun ama. Bana anlatır mısınız nişanlı bey? Sanki niçin evlenilir? Çünkü... 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 Siz bu kelimeyi söylerken kime benzediniz biliyor musunuz? Mide kurtana. Ne zaman cevabı zor bir şey sorsam başını önüne eğer. Çünkü... derdi. Şimdi siz de başınızı önünüze eğdiniz. Çünkü dediniz. Öyleyse ben neden evlenildiğini öğrenemeyeceğim bir türlü. Öğreneceksin. Evlenmek için evvela sevmek lazımdır. Bu sevgi benim babamı, Bülent'i, şunu bunu sevişimden başka bir şey değil mi? Öyleyse nedir bu sevgi, anlatınız rica ederim. Nasıl anlatayım bak. Mesela sen beni nasıl seviyorsun? Bilmem. Sizi sevmiyorum galiba. Nasıl söylemeli, hani şu ikimize yapılan şaka var ya, ikide bir herkes ağzında nişanlılar nişanlılar. Evvela bu şaka beni eğlendiriyordu ama şimdi artık sıkılıyorum bundan ben. Niçin Nihal? Niçin sıkılıyorsun? Bu güzel latifenin ciddileşmesine bir mani var mı? Bu beni neden sıkıyor size anlatmaya çalışacağım. Bakınız, biraz karışık bir şey. Ben de pek iyi anlayamıyorum zaten. Herkesle beraber bu şakaya gülerken birdenbire darılmak, şakayı kavgaya çevirmek istiyorum. O zaman babama, Firdevs Hanım'a sert bir cevap vermemek için kendimi zor tutuyorum. Uf, mesela bunları size anlatırken de sıkılıyorum işte. Nihal'im, niçin bu bir oyun olarak kalsın? Sıra bana geldi. Çünkü... Çünkü... Neden? Söyle sana bakayım. Çünkü evlenmek için sevmek lazım. Ben sizi sevmiyorum. Sevmiyorum değil de... Aman... Öyle değil canım. Bilmiyorum işte, bu işin içinden çıkmasını beceremedim ben. Nihal, seni seviyorum. Ben de buna... Daha evvel şaka diye başlamıştım. Hiç ehemmiyet vermemiştim. Ama şimdi hislerim değişti. Amcama gidip diyeceğim ki... Artık bu bir latife değil. Nihal'i bana veriniz. Behlül Bey, bugün İstanbul'a inecek misiniz? Size bir şeyler ısmarlayacaktım da. Evet, iniyorum. Hoşça kalın, ben yukarı çıkıyorum. Artık bu evlenme latifesi lüzumundan fazla sürdü. Daha fazla da süremeyecek. Ben de şimdi Nihal'e bundan bahsediyordum. Bu latifenin hakikate dönme zamanının geldiğinden. Demek nihayet itiraf ediyorsunuz. Demek bütün oyunlar bitti. Artık beni aldatmaya bile lüzum görmüyorsunuz. Biter. Fakat bu evlenme olamayacak. Anlıyor musunuz? Olamayacak. Onunla evlenmeye kararlıyım. Amcanızın kızıyla izdivaç. O amcanız ki evvela yalanlarla karısını aldattınız. Sonra da biraz evvel Nihal'in yüzüne bağırabilirdim. Bütün bunları söyleyebilirdim. Bihter. Bir cinayet işliyorsunuz. Hatta birkaç cinayeti birden. Susunuz. Unutuyorsunuz ki sizin... Oh, defolun buradan. Biliyor musun Behlül? Adaya geldiğimden beri bir şeye çok üzülüyorum. Nedir o küçük Nihal'in? Ben seni çok mesut sanıyordum. Beşir hasta. Günden güne zayıflayıp eriyor. Çok da öksürüyor. Ya ben de farkındayım. Halama söyleseydik keşke, bir doktor... Aa, dün sen yokken doktor geldi. Bir yığın ilaç verdi ve temiz hava tavsiye etti. Bu sabah onu alıp çamlığa gezmeye götürdüm. Ama günden güne zayıflıyor. İnce çocuk. Zayıf. Nihal,
Senden izin isteyecektim ben. Ne için? İstanbul'a inmem lazım bugün. Yarın dönerim. Bugün burada kalacaksınız zannediyorum. Söz, yarın döneceğim. Hatta işim biterse akşam vapuruyla dönerim. Biliyor musun? Bugün yapmam lazım gelen bir işim vardı. Tamamıyla unutmuşum. Biraz önce hatırladım da... Benim küçük nişanlım darılmadın değil mi? Hayır, hayır. Yalnız akşama geleceksin. Tabii. Belki de yarın olur. Ama mutlaka geleceğim. Sana ne getireyim Nihal? Bir şey istemiyorum. Yalnız atılacak bir mektubum var. Burada. Bakın. Milde Korton'a yazdığım mektup. Ver canım. İç cebime yerleştireyim onu da atarım. Bir kağıt düştü yere. Söyleyeyim mi acaba? Ama söylemek istemiyorum. İçimden. Şöyle bak. Mektup yerleştirdim. Hemen tamam. Gidiyorsun demek. Hı-hı. Çabuk dönmem için çabuk gitmem lazım. Hadi hoşça kal yavrucuğum. Kendini hiçbir şey üzme. Çünkü ben seni düşüneceğim. Tamam mı? İşte gitti. Allah'ım, başkasına ait bir kağıdı okuyacağım. Kendisine sormadan. Terbiyeye sığmıyorum ama merakımı yenemiyorum. Çok tuhaf bir his. Firdevs Hanım'ın yazısı. Bana hepsini itiraf etti. Artık o tasavvur mümkün değil. Bu akşam muhakkak burada bulununuz. Ama yarabbi, gene bir şeyler oluyor. Kim bu? İtiraf edilen şey nedir? Yoksa mümkün olmayacak tasavvur bizim evlenmemiz mi? Hemen gitmeliyim oraya. Neyiniz var küçük hanım? Bir şeyim yok Beşir. Sen dinlen, niye kalktın? Ben şimdi İstanbul'a ineceğim, yarın dönerim. Seninle yine çamlıkta dolaşırız. Arabanın içine yatarsın, seni gezdiririm ben, olur mu? Küçük hanım. Niçin benden kaçıyorsunuz? Yalnız bir dakika. İkimizin de selameti için. Dinle beni Bihter. Bu ikimizi de mahvedebilir. Hem aramızda Nihal var. O masum çocuk. Bu onu öldürmeye kafi, anlamıyor musunuz? Beşir'in öksürüğü. O halde burada. Seni sevmiştim Behlül. Bu aşk ölecek. Ama Nihal'le evlenemeyeceksin. Bihter, rica ederim. Hadi Beşir. Beşir burada. Öldürdük. Biz de öldürdük onu. Küçük hanım. Koşunuz, ne duruyorsunuz? Nihal bayıldı, kalkın. Nihal kızım. Bir dakika. Ben çıkarayım yatağına kadar. Hayır ben çıkarıyorum. Evladım. Bir dakika. Evladım. Şöyle tutun. Ne oluyor yavrum? Aç şu kapıyı. Ne oldu, düştü mü? Yavrum. Yalnız kalsak daha iyi olacak. Rica ederim yalnız kalsak. Müsaadeniz, ben kalayım amca. Hayır. Lütfen çıkar mısınız? Allah'ım. Nefesi iyi. Evet, sen misin? Ne var Beşir? Küçük hanımı öldürüyorlar. Her şeyi söyleyeceğim artık. Onları kaç kere dinledim. Neler söylüyorsun Beşir? Keşke size daha önce söylemiş olsaydım. Hanımefendiyle Behlül Bey'den bahsediyorum. Ne diyorsun? Aman Allah'ım. Bihter nerede? Ben gidiyorum buradan. Başka çare de yoksa. Alçak! Neden? Sebep sizsiniz. Sizsiniz bu duruma sebep. Her şey ne güzel netice verecekken. Gitti. Gitti. Yaşamak. Lakin niçin yaşayacağım artık? Nihayet Firdevs Hanım'ın kızı olduğumu gösterdim. Kocamın üstüne başkasını sevmiş bir... Allah'ım ölmek. Evet, ölüm. Neredeydi o kilitli galiba?
İşte burada. Zarif bir oyuncağa benziyor. Odama geçip içeriden kapıyı kapatmalıyım. Mumu yakmalıyım. Karanlıkta mı öleceğim? Demek ölünce her şey bitecek. Karanlık. Her şey karanlık olacak. O zaman bu ayna, bu aynanın içindeki genç, güzel, nefis kadın. Ay, yapamayacağım bunu. Bihter! Bihter, açınız! Açınız, rica ederim, açınız! Sahi bu oyuncağı ölmek için mi aldım ben? Oradan kocamın çekmecesinden. Bunun için bir hareketiyle her şey kocaman bir hiç olacak. Açınız diyorum. Açınız, rica ediyorum. Allah'ım, kapıyı açamam. Onun karşısına çıkamam. Niçin açmıyorsun? Niçin açmıyorsun? Bihter! Açamıyorum. Bihter! Evet. Genç, güzel, nefis kadın, öleceksin. Bihter! Açınız, rica ederim. Hayır, açamıyorsunuz. Açınız. Açamayacağım. Bihter! Başka kurtuluş çaresi kalmadı. Babacığım, Milde Kordon'dan cevap aldım. Kış başında gelecekmiş. Ama akşamları Bülent mektepte olmasaydı daha iyi olurdu her şey. Onu da yalnız gündüz göndeririz. Gece bırakmayız kızım. Oh, çok iyi. Babacığım. Söyle kızım. Beşir, sağ olsaydı. Zavallı Beşir. Nihal, hani... Biz böyle şeyler konuşmayacaktık artık. Hani yemin etmiştik seninle kızım. Haklısınız babacığım. Şakir Hanım gelince onun küçük mutfağında tatlılar yaparım size, değil mi? O bana başka yemekler pişirmesini de öğretir. Tabii çocuğum, tabii. Babacığım, artık hiç ayrılmayacağız, değil mi? Siz olmazsanız yaşayamam ben. Allah korusun yavrum. Tabii ayrılmayacağız. Size kitap okuyayım, ister misiniz? İsterim yavrum. Tabii isterim. Ama bir masal bu. Olsun kızım. Nasıl istersen. Oh canım olsun. Babacığım. Gidip kitabı getireyim. Aşk-ı Memnu adlı sürekli oyunumuz burada sona erdi. Hoşça kalın.